Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşemin Erdoğan pistten artık daha platforma yakınlar. Görüntüler de şu an itibariyle geliyor. Önemli tabii ki Cumhurbaşkanı indiği andan itibaren program başladı diyebiliriz artık resmi anlamda. Bugün de demokrasi ve şehitler mitingimizi katılımlarıyla onurlandıran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Sayın Devlet Bahçeli'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Büyük Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sayın Başbakan, Ana Muhalefet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Sayın Genelkurmay Başkanı, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, bu mahşeri kalabalığı, yere göğe sığmayan bu izdihamı tazimle selamlıyorum. Yurdun her köşesinden gözü kulağı olan, burada olan kardeşlerimi bağrıma basıyorum. Heyecanınız güç veriyor. Nurlu geleceği ve zorla dayatılan geceyi aydınlatıyor. Tüm Türkiye'yi hasretle kucaklıyor. Hepinize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Göğsümüzü kabartacak bu ihtişamlı coşkudan görüyorum ki üzerimizde oynanan oyunlara, aramıza sokulmak istenen fitnelere rağmen cesaretle dik durdunuz. Al bayrağımızı gururla yükselttiniz. Şehitlere yüreklice sahip çıktınız. Kardeşliği inançla savundunuz. Hainlere dersini çekinmeden verdiniz. Teröristlere haddini bildirdiniz. Yenilgi nedir tanımadınız. Ben de varım ve buradayım dediniz. Şimdi zannediyorum, evet, Kılıçdaroğlu'yu şu anda görüyorum, sahneye doğru ilerliyor. Hemen birkaç başlık daha vereyim Bahçeli'nin konuşmasından. Ordu millet dayanışması çok önemli, bunu canlandırmamız lazım. Vatan sahipsiz değil, devlet sahipsiz değil dedi. Eğer bu meseleyi bitirmezsek hesap gününde hesap veremeyiz dedi. Bugün bizim demokrasi tarihimizin önemli bir günüdür. Bugün Türk siyasal hayatı demokrasi tarihinde önemli bir olaya imza attı. 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi. Parlamentoya darbe yapmak istedi. Daha doğrusu size, bize, hepimize darbe yapmak istedi. Ama çok şükür özellikle buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 15 Temmuz akşamı sabaha kadar açık tutan ve yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yürekten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Parlamenter sistemimize karşı bir darbe yapmak istediler. Bizim Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir bu. 240 şehidimiz var. 240 aslanımızı toprağa verdik. 240 demokrasi şehidimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Onlar bizim demokrasi tarihimizdeki altın sayfalarda yerlerini aldılar. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Demokrasinin ilk kahramanlarıdır onlar. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere.
Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar'ı kürsüye davet ediyorum. Bugün burada 7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler mitinginde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte sizlerle beraber olmanın onur ve heyecanını yaşıyorum. 15 Temmuz günü ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış bir grup illegal çete mensubu terörist hain, Fethullahçı terör örgütü tarihimizde görülmemiş bir şekilde. Sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun. İllegal çete mensubu terörist hainler, Fethullahçı terör örgütü tarihimizde görülmemiş bir şekilde vatanımıza, milletimize, cumhuriyetimize bu zilleti ve rezaleti yaşatmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke sürmüşlerdir. Her yönüyle milli ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktifler doğrultusunda asil milletimiz sizler ve onun bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek evlatlarıyla emniyet mensupları kahramanca ve ferasetle bu hain girişime karşı koymuşlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve bağrından çıktıkları milletimize ihanet eden bu alçaklara layık oldukları cevap tereddütsüz bir şekilde alanlarda verilmiştir. İşte AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Binali Yıldırım. Bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İstanbul, ey aziz İstanbul, bugün muhteşemsin İstanbul. Bugün bir kez daha tarih yazıyorsun İstanbul. 29 Mayıs 1453'te Sultan Fatih şehre girdiğinde ne kadar heyecanlıysa bugün o kadar heyecanlısın İstanbul. Partili kardeşlerim, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerim, ismini sayamayacağım kadar çok olan her siyasi görüşten, her kesimden değerli vatandaşlarım, bu muhteşem kardeşlik tablosunu bugün bize yaşattığınız için, bizi buraya getirdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız İsmail Kahraman. Bugün 15 Temmuz şehitlerimizi anmak ve darbeye karşı demokrasimizin kazandığı zaferi taçlandırmak için bir aradayız. Ay yıldızlı bayrağımız altında tek millet, tek devlet ve tek vatan şuuru ve inancı içinde olduğumuzu haykırmak ve darbeleri tarihe gömdüğümüzü bütün dünyaya duyurmak için bir aradayız. Sizler
beyaz elbisesiyle 1071'de Malazgirt'te 200 bin kişilik Bizans ordusunun karşısına çıkarken, ey askerler, eğer şehit olursam bu beyaz elbise benim kefenim olur. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de muzaffer olmak da saadettir. Zaferi kazanırsak gelecek bizimdir diyen Sultan Alparslan'ın torunlarısınız. Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya 10 asır önce giden İslam inşallah kıyamete kadar bu topraklarda yaşayacaktır. Ne diyor Arif Nihat Asya? Bir cuma sabahı semaya karşı Malazgirt'te 54 bin er bestelediler en güzel marşı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayatını milletine adayan Türkiye sevdalısı geliyor. Milletten başka efendi tanımayan lider geliyor. Cumhur'un reisi geliyor. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte Başkanı Sayın İsmail Kahraman, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakanı, değerli misafirler, sevgili İstanbullular, 81 vilayetimizde meydanlarda canlı olarak bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarım, dünyanın dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha İstiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini Fethullahçı terör örgütüne, işgalcilere teslim etmeyen aziz milletim, sizleri el kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz gecesi sokaklara, meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak, namluların, tankların, helikopterlerin,
uçakların karşısına dikilme cesareti gösteren tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İkisi sivil, 63'ü polis, 5'i asker olmak üzere 240'ı şehadet makamına ulaştılar. Kendilerine bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yine o gece kahramanca darbecilerin üzerine yürüyen kardeşlerimizden 2195 tanesi yaralanarak gazilik rütbesine ulaşmıştır. Hastanelerde ve evlerde tedavileri süren yaralılarımıza Rabbimden şifalar niyaz ediyorum. O gece adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları dolduran milyonlarca vatandaşımız içinden şehitlik ve gazilik şerefine nail olanlar isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdılar. İnanın bana, vatan uğruna verilen mücadelede bu rütbelere ulaşabilmek her zaman yakalanabilecek, her zaman elde edilebilecek bir ayrıcalık değildir. Ne diyor İstiklal şairimiz? İstiklal marşımızda. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varım alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi sokakları ve meydanları dolduran kardeşlerimizin her birinin vatanımızın, demokrasimizin, özgürlüğümüzün korunmasında katkısı vardır. Payı vardır, rolü vardır. Onun için diyorum ki 79 milyon olarak hepimizin gazası mübarek olsun. İstanbul'un gazası mübarek olsun. Ankara'nın gazası mübarek olsun. Darbe girişimine maruz kalan her şehrimizin gazası mübarek olsun. Darbe girişimine karşı tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, her kökenden, her meşrepten insanıyla dünyayı kendine hayran bırakan tüm vatandaşlarımızın gazası mübarek olsun. Kardeşlerim, bu millet başka bir millet. Gerçekten Türk milleti 1000 yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını açmışsa 15 Temmuz'da da aynı hissiyatta darbecilerin karşısına dikilmiştir. Süleyman Şah 1075 yılında bu coğrafyadaki ilk devletimizi hangi vizyonla kurmuşsa 15 Temmuz'da da ülkemize aynı vizyonla, aynı ufukla sahip çıktık. Osman Gazi 1299'da tarihin en kudretli devletini hangi temeller üzerine bina ettiyse biz de o gece Türkiye'yi aynı ilkeler etrafında müdafaa ettik. Ecdadımız 100 yıl önce hangi idrakte, Çanakkale'de kanının son damlasına kadar mücadele ettiyse 15 Temmuz'da da aynı iradeyle FETÖ'cü terör örgütünü, darbecileri geri püskürttük. Gazi Mustafa Kemal'in
İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri 15 Temmuz'da Türkiye'nin tüm şehirlerinde adeta kol geziyordu. 15 Temmuz dostlarımıza bu ülkenin sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara değil, aynı zamanda askeri sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, rayından çıkmayacağını göstermiştir. Aynı gece Türkiye'nin yerle yeksan olması için ellerini ovuşturarak bekleyen düşmanlarımız ise ertesi güne bundan sonra işlerinin çok daha zor olduğunu görmenin kahrıyla uyandılar. Şimdi bugün burada Genelkurmay Başkanı ile Yenikapı Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ile Başbakanı ile Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanları ile 81 vilayetimizdeki her görüşten, her meşrepten insanımızda verdiğimiz şu görüntü var ya, işte bu görüntü inanın bana ülkemizin düşmanlarını en az 16 Temmuz sabahı kadar üzmüştür, kahretmiştir. Onun için her zaman ne diyoruz? Her zaman ne diyoruz? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu manzara Türkiye'nin tüm renkleriyle bağımsızlığına ve geleceğine yönelik atılan bu adımlar var ya, işte bunlar çok önemli. Bu geleceğe yönelik adeta vatanımıza sahip çıkmanın ilanı ve ispatıdır. Bu manzara bin yıllık vatanımızın tek bir taşına dahi göz dikenlerin ödemeyi göze alacakları bedelin ilanı ve ispatıdır. Bu manzara Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşacağının ilanı ve ispatıdır. Bundan sonra işimiz ne biliyor musunuz? Artık muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak. Bunu başarmaya var mıyız? Var mıyız? Bu manzara birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sadece temenni, sadece slogan değil, gerektiğinde bir hakikat olarak ortaya konabileceğinin, kuvveten fiile geçebileceğinin ilanı ve ispatıdır. Kardeşlerim, bütün bunlarla beraber yolumuza dayanışma içerisinde geçeceğiz. Ete kemiğe bürüneceğiz, mütevazi olacağız. Birbirimizi makam mevki için değil, para pul için değil, sadece Allah için seveceğiz. Böyledir milletin evladı olarak huzurlarınızda olmak bizlere hamdolsun büyük bir gurur veriyor. Onun için Rabbime hamd ediyorum. Bakınız, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal 1920 yılında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünün işgal altında olduğu o kara günlerde şunu söylüyordu: milletimiz çok büyüktür, hiç korkmayalım. O esaret ve zillet kabul etmez. Fakat onu bir araya toplamak ve kendisine "Ey millet, sen esaret ve zillet kabul eder misin?" diye sormak lazımdır. Ben milletimin vereceği cevabı bekliyorum. Şimdi burada
bir kez daha soruyorum. Gazi'den 96 yıl sonra Yenikapı Meydanı'ndan aynı soruyu sizlere soruyorum. Ey millet, sen esaret ve zillet kabul eder misin? Kabul eder misin? Mesela bu millete, evet, kimse bu esareti asla getiremeyecektir. Çünkü şu anda siyasi partilerimizin genel başkanları burada. Sizin zaten talebinizi biliyorlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre, sizler de idam talebinde bulunduğunuza göre, bunun kararını verecek olan merci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclisimiz böyle bir kararı verdikten sonra atılacak adım bellidir. Onamaksa meclisten gelen böyle bir kararı ben peşinen ifade ediyorum, onarım. Kardeşlerim, Vatan Caddesi'nde vücudu ikiye bölünmüş kardeşimi gördüğüm zaman kalkıp da bunu kenara koymak mümkün mü? Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde uçaktan F-16'ların yağdırdığı bomba ile başı vücudundan ayrılmış olan hanım kardeşimin başı kongre merkezinin çatısına uçmuştu. Bunu gördükten sonra biz kalkıp da efendim Avrupa Birliği'nde idam yokmuş, konseyde yokmuş, şurada yokmuş, burada yokmuş. Amerika'da var, büyük bir çoğunluğunda var, Japonya'da var, Çin'de var. Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda var. Onlarda olunca oluyor da, gerekirse burada. Zaten 84'e kadar vardı, ondan sonra kaldırıldı. Bu millet egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre eğer böyle bir kararı veriyorsa, öyle zannediyorum ki siyasi partiler de bu karara uyacaktır. Sizler 15 Temmuz'da esaret ve zillet kabul etmeyeceğinizi namlulara göğsünüzü dayayarak, tankların önüne yatarak, uçaklara ve helikopterlere dahi hamleler yaparak bil fiil gösterdiniz. Hani ne diyor İstiklal Marşımızda? Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Siz göğsünüzü siper ettiniz. Namluların ucuna geldiniz. Bizzat vücudunuzu koydunuz. Tankların altına yattınız. Bakıyorum ki bir gazimiz tankların iki paledinin arasına kendini atıyor. Birinci tanktan kurtuluyor. İkinci tankın altına da kendini aynı şekilde atıyor. Sadece kolu ciddi manada yaralanıyor. Kendisini telefonla aradığımda söylediği ne biliyor musunuz? Siz beni bırakın Cumhurbaşkanım, siz nasılsınız diyor. Bu bambaşka bir ruh, bambaşka bir aşk. İmandır o cevher ki ilahine büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İmansız olanlar imanlı olanların karşısında dayanamadılar. Bu FETÖ birçok sinsilikleri hesap etti de bir şeyi hesap edemedi. Neydi o? O da bu millete hesap edemedi. Bu milletin
imanını, bu milletin inancını, bu milletin dirayetini o hiç hesaba katmadı. Zannetti ki zaten bazı bunların akıl taneleri konuşuyor ya, bunlar diyor silahın önüne falan gelmez. Ne oldu? Hani yetiştirdiğiniz bazı adamlar, silahlı kuvvetlerimizin içindeki o bazı hainler, burada tabii özellikle Türk silahlı kuvvetlerimizin büyük bir çoğunluğunu, vatansever, milliyetperver olan askerlerimizi tenzih ediyorum. Bunu az önce zaten Genelkurmay Başkanımız konuşurken de gösterdiniz. Aynı şekilde polis teşkilatımızın içinde gerçekten her şeyleriyle vatansever olanlar, milliyetperver olanlar kendilerini ortaya koymasaydılar işimiz çok daha zor olacaktı. Değerli kardeşlerim, sonuçta ne oldu? O hesabı yapamayanlar. Yalnız bu akşam buradan bir hitabım var. Hükümet askeri liselerin kapatılmasına yönelik bir açıklama yaptı. Bazı eski askerler bunun yanlış olduğunu söylediler. Şimdi ben de onlara buradan sesleniyorum. Diyorum ki işte oradan yetiştirilmiş olan o tek tip FETÖ'cüler işte bu olayı yaptılar. Şimdi biz de diyoruz ki harp okullarımız duracak. Tüm liselerimizden, bu ülkenin liselerinden yetişenler hepsi gelsin, rahatlıkla buraya girsin. Tek tip niye olsun? Hepsinden girsin. Ve harp akademilerinde, harp okullarında hangi eğitim veriliyorsa onlar orada verilsin. Bundan sonra benzer teşebbüste bulunan herkes milletinden, milletimden aynı cevabı alacaktır. Ne diyor o güzel türküsünde sanatçımız? Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim, sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç olanla böl oğlum. Haram yeme, hak uğruna öl oğlum. Ölmeye var mıyız? Yol almaya var mıyız? Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmaya var mıyız? Evelallah. Aziz milletim, devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe girişimini çok iyi analiz etmeliyiz. Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri değil, onların arkalarındaki güçleri, onları harekete geçiren sahipleri de çok iyi değerlendirmeyiz. Fethullahçı terör örgütü mensupları, bunların ismini hala ağzına almaktan çekinenler var. Çekinmeyelim. Muktedir olanlar bunların isimlerini aynen ifade etsinler ki bilmeyenler bu FETÖ'cüler kimdir? Bu FETÖ kimdir? Fethullahçı terör örgütü kimdir? Bunu öğrensin. Ülkemize yönelik tehdidin görünürdeki maşalarıdır. Biliyoruz ki bu oyun, bu senaryo onların boylarını çok aşar. Elbette bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde imha etmek mecburiyetindeyiz. Ama sadece bununla yetinirsek, devlet ve millet olarak bünyemizi benzer virüslere karşı yine savunma noktasında zayıf bırakmış oluruz. Silahlı kuvvetlerimizden yargımıza, polis teşkilatımızdan istihbarat kuruluşlarımıza, okullarımızdan hastanelerimize kadar her yere sızabilen ihanet şebekelerine karşı kendimizi güçlendirmeliyiz. Bu ihanet şebekesinin adı PKK'da olsa,
FETÖ de olsa, DAEŞ de olsa, başka örgüt de olsa fark etmez. Örgütlerin isimleri değişebilir, kadroları değişebilir, söylemleri değişebilir. Ama hepsinin de Türk milletinin, Türk devletinin düşmanları olduğu gerçeği asla değişmez. Geldiğimiz noktada saflar gayet net. Bir tarafta tüm kurumlarıyla, tüm siyasi partileriyle, tüm kesimleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır. Diğer tarafta ise kimi etnik istismar, kimi dini istismar, kimi ideolojik sapkınlık içinde olan terör örgütleri vardır. Onların arkasındaki karanlık güçler vardır. Devletinden, milletinden, haktan ve hakikatten yana olan herkes bugün burada yeni kapıdadır. Buradan 80 vilayete selam olsun. Buradan 79 milyona selam olsun. Terör örgütleri mensuplarının ise kim adliyede akıbetini bekliyor, kimi cezaevinde cezasını çekiyor, kimi de mezarda nihai hesabını veriyor. Onların arkalarındaki güçleri de çok iyi biliyoruz. Vakti saati geldiğinde hesaplarını önlerine koyacağız. Yakaladığımız bu birlik ve beraberlik ruhunu en iyi şekilde değerlendirerek 15 Temmuz'u daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh Türkiye'nin inşası için bir milat haline dönüştürmeliyiz. Yakın tarihimizin vicdanları karatan, kafalarda soru işaretleri oluşturan tüm sorunlu, sıkıntılı olaylarını yeniden masaya yatırarak eksikleri, yanlışları ortaya koymalıyız. FETÖ ihanet çetesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki etkinliğinin önünü açan davaları yeni baştan incelemeliyiz. Değerli kardeşlerim, buna benzer birçok davaları incelemeliyiz. Şaibeli tüm sınavları, tüm işlemleri gözden geçirmeliyiz. Bu örgütün gayrimeşru şekilde elde ettiği güçle dizayn etmek istediği siyaseti, medyayı, iş dünyasını yeniden kendi tabii seyrine oturtmalıyız. Yurt içinde milletimizin dini hassasiyetini, merhametini, iyilik ve yardımlaşma duygularını istismar ederek elde ettikleri tüm imkanları milletimizin emrine vermeliyiz. Hiç kimse kapatılan yurtlardan, okullardan, evlerden dolayı endişeye kapılmasın. Gerek devletimizin ilgili kurumları, gerekse aynı alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşlarımız çok daha iyisiyle, çok daha fazlasıyla bu boşluğu dolduracaklardır. Yurt dışında ülkemizin adını ve itibarını da kullanarak elde ettikleri imkanları da asli sahibine, yani devletimize ve milletimize kazandırmalıyız. Hükümetimiz olağanüstü hal ilanı sonrasında sahip olduğu yetkiyle tüm bu alanlarda çok önemli adımlar attı, atmaya devam ediyor. Gazi Meclisimiz de bu konuda üzerine düşenleri yapıyor, yapmayı sürdürecektir. Siyasi partilerimizin ve medyamızın da bu süreci çok iyi değerlendirerek inanıyorum ki desteğini verecek ve bu yasalar, anayasa değişikliği, yasa değişikliği veya yeni yasalar, bunlar hızla hazırlanacaktır. Kardeşlerim, 15 Temmuz gecesinden beri atılan her adımda 79 milyon tek yürek oldunuz. Tek ses oldunuz. Demokrasi nöbetini farklı yürüttünüz. İşte burada, Yeni Kapı Meydanı'nda bugün demokrasi nöbetini taçlandırıyorsunuz. Hepimiz ay yıldızlı bayrağımızın, al bayrağımızın birleştiriciliği altında buluştuk. Daha güçlü, daha müreffeh bir ülke içinde devletin yeniden yapılandırılması sürecini
bu yönde bir siyaset inşasını inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim, 3 haftadır her vesileyle ifade ettiğimiz bir hususu burada bilhassa tekrarlamak istiyorum. 15 Temmuz, evet, bir yönüyle ordumuz içine sızmış FETÖ ihanet şebekesi mensuplarının başlattığı bir darbe girişimidir. Ama hadise sadece bundan ibaret değildir. Aynı zamanda PKK ve DAEŞ'in silahlı eylemleriyle elde edilmek istenen neticenin asker elbisesi giymiş teröristler eliyle yeni bir safhaya çıkartılma girişimidir. Yani bu girişim aynı zamanda bir terör eylemidir. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra 15 Temmuz ülkesine ve milletine ihanet eden bir silahlı güç eliyle ülkemizi işgal girişimidir. Şayet darbe başarılı olsaydı, bin yıldır bizim olan bu coğrafyanın kimlere, değerli kardeşlerim, altın tepsi içinde sunulacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz gecesi işte tüm bu gerçekleri AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, diğer partilere mensup vatandaşlarımızla millet olarak hep birlikte gördük. 15 Temmuz gecesi bu gerçeği Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Romanıyla 79 milyon hep birlikte gördüğümüz için sokaklarda omuz omuza mücadele ettik. O gece insanlar partisini değil, hayat biçimini değil, meşrebini değil, kendi çıkarını değil, ülke ve millet olarak topyekün istiklalimizi ve istikbalimizi düşünmek suretiyle, değerli kardeşlerim, mermilerin önünde kucak kucağa şehit oldu, gazi oldu. Minarelerimizden susturulmak istenen ezanlar yerine tam aksine minarelerden ezan sesleri yükseldi. Salalar yükseldi. Hiçbir çıkar insanın kendi canından daha önce değildir. Daha tatlı değildir. O gece darbecilerin karşısına dikilenler şayet ülkesi bağımsızlığını kaybederse, milletinin geleceği kararırsa geride zaten hiçbir şey kalmayacağını çok iyi biliyorum. Kardeşlerim, ben bu muhteşem buluşmada buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerim, tüm gazilerimize tekrar Rabbimden şifalar diliyorum. Bizim yıllardır dilimizden düşürmediğimiz milli irade işte bu şehitlerimizle güç kazandı, gazilerimizle güç kazandı. Bunun için milletimizin her bir ferdinin kendi özgür iradesiyle verdiği kararlara teslim olmak, boyun eğmek gerektiğini savunuyoruz. Milletimiz o muazzam irfanıyla daima en doğruyu, en hayırlıyı, en faydalıyı bulmuştur, bulacaktır. Bu millete, 79 milyon vatandaşımıza bakıp eğitimsiz, pısırık, işe yaramaz bir insan yığını gördüklerini söyleyenler, zaman zaman söylüyorum, 15 Temmuz'da hayatlarının en büyük şokunu, en büyük mahcubiyetini yaşamışlardır. Artık şu gerçeği herkesin kabul etme zamanı gelmiştir. Bu milletin mayası sağlamdır, mayası. Bakınız, bana Yozgat'tan mektup gönderen 6. sınıf öğrencisi bir evladımız diyor ki, 15 Temmuz'da ülkemize olan saldırıdan çok korktum. Geri kendi kendime düşündüm. Dedim ki bu ülke kolay kazanılmadı ki bu kadar kolay kaybedilsin.
Keşke büyük olsaydım da ben de bir şeyler yapabilseydim. Tamirine katkıda bulunmak için harçlığımı meclise gönderdim diyor. Bu millet bu. Bu millet bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları kuru kalabalık değil. Millettir millet. Hem de cesareti ve dirayetiyle dünyayı kendine hayran bırakan büyük bir millet. Unutmayalım ki bu millet ülkemiz sınırları içinde yaşayanlarla birlikte geniş bir coğrafyada yüz milyonlarca mazlumun, masumun da duasını arkasına alan bir millettir. Hep söylüyorum, bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız başkadır. Ne diyor şair? Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu doğdu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Evet, bizim gönül sınırlarımız bizi kardeşi ve dostu olarak gören her toplumu, her coğrafyayı kapsayacak kadar geniştir. İnşallah önümüzdeki dönemde hem kendi insanımızın hem umudunu bize bağlamış dünyanın tüm mazlumlarının yüzünün güleceği bir dönem olacaktır. Bir kez daha Necip milletime, aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Şehitler mitingine Yeni Kapı'da ve ülkemizin her köşesinden katılan vatandaşlarıma zafer demokrasinin meydan milletindir diyerek gösterdikleri güçlü duruş için teşekkür ediyorum. Partilerimizin genel başkanlarına davetime gösterdikleri ilgi ve alaka sebebiyle AK Parti Genel Başkanı'na, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Şu anda 81 vilayette, İstanbul hariç 80 vilayette bizleri izleyen tüm halkıma, tüm ülkeme, milletime İstanbul'dan selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Darbe girişiminde bulunanlara karşı ilk andan itibaren kahramanca karşı koyan, ellerindeki tüm imkanlarla darbecilerle mücadele eden emniyet teşkilatımıza, fedakar polislerimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde tabii ki Ömer Halis'i unutamayız. O ki özel kuvvetlere saldırı düzenlendiği zaman o bir astsubay edasıyla komutanının verdiği talimatı anında yerine getirmek suretiyle onu alnından vurarak öldürdü. Kendisi de şehadete yürüdü. Silahlı kuvvetlerimizin evet aynı şekilde yüreğiyle, cesaretiyle kendini ortaya koyan tüm birimlerine, Genelkurmay Başkanımıza, kuvvet komutanlarımıza huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan böyle artık altımızda kimler var? Nerede kim var? Bunları her birimde çok iyi inceleyeceğiz. Yargıda kim var? İnceleyeceğiz. Ve bunları da kapıya koyacağız. Cezaevi ise cezaevine koyacağız. Ve yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Değerli kardeşlerim, belediyeler araçlarıyla, personelleriyle, tüm güçleriyle darbe girişimine karşı direnen vatandaşlarımıza ve evet güçlerimize destek olan, demokrasi nöbetinde yemeklerine varıncaya kadar ikram eden tüm belediyelerimize de teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi ülkemizle birlikte Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Amerika, velhasıl nerede bir Türk varsa
orada kalpleri bizim için atan kardeşlerimiz de vardı. Buradan yurt dışındaki vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bu vatandaşlarımızın Batı medyasının tarizleri, tacizleri, olumsuz yayınları sebebiyle zor günler geçirdiklerini biliyorum. İşte Almanya, ben video konferansta orada mitinge bağlanacaktım. Bağlatmadılar. Olumsuz karar verdiler. Aynı demokrasi ama Kandil'dekilere video konferansta yayın yaptırdılar. Ne olursa olsun yarınlar onlar için bekledikleri gibi olmayacak. Bumerang gibi onları vuracak. Beslesinler o teröristleri. Yarın onlara çarpacaklar. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bir daha darbelere, darbe girişimlerine, demokrasi dışı her türlü saldırıya karşı bizleri, vatanımızı korusun inşallah. Ama dedim ya, bir olacağız, iri olacağız, birbirimizi Allah için seveceğiz. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin. Amin. Gecemiz aydınlık olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Bütün karanlıklar def olsun, yok olsun inşallah. Kalın sağlıcakta diyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bu arada tabii denizden meydana gelen gemiler var. Kaptanlarımıza, bu gemilerin sahiplerine, balıkçı motorlarına, şahsım milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Ve bugün 7 saat, 8 saat burada ayakta kaldınız. Tüm yine burada sağlık elemanlarımıza özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah yar yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızı, Sayın Başbakanımızı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanını sahneye davetliyorum. Genelkurmay Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Tüm telefon ışıklarını yakıyoruz.
İstanbul! Tabii bu akşam demokrasi nöbeti bir virgül koyuyoruz. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Çarşamba akşamı inşallah noktayı koyacağız. Uygun mudur? Uygun mudur? Bu akşam sadece virgül. Çarşamba akşamı nokta. Tamam? Sağ olasınız, var olasınız. Hemşehrilerim, bugün tarihi bir gün yaşadık. Hiçbir zaman unutmayacağımız, bizlerin değil, çocuklarımızın, torunlarımızın dahi unutmayacağı tarihi bir gün yaşadık. İstanbul'da Yeni Kapı'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı
tüm milletimize ve dünyaya seslendi. Dünyaya şu mesajı verdiler. Biz 79 milyon olarak biriz, beraberiz, diriyiz, iriyiz dediler sevgili kardeşlerim. Evet, güçlü Türkiye için, büyük Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bugün burada bu organizasyonu gerçekleştiren başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm siyasi partilerimize, siyasi parti il başkanlarımıza, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, yargı mensuplarımıza, komutanımıza ve tüm diğer kamu, kurum ve kuruluşlarından gelip bu organizasyona katkı sağlayan kardeşlerimize ve değerli kardeşlerim, sizlere huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün bizler milletvekilleri olarak yine kamu, kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, milletimiz olarak, Mersinli hemşehrilerimiz olarak, hemşehrilerimiz olarak sizler bu meydanı doldurdunuz. Birliğimiz için, beraberliğimiz için, dayanışmamız için doldurdunuz. Ama bu resim son derece önemliydi. 81 ilimizde, 81 ilimizde bu tabloyu yaşadık. Milyonlar İstanbul'daydı. Düşmanlarımız gördü. Bu milletin yıkılamayacağını gördüler. Sizler destan yazdınız. 15 Temmuz akşamından itibaren her türlü fedakarlığı gösterdiniz. Ve bugün bu toplantımızla 15 Temmuz akşamından itibaren o meydanlardaki direnişinizi, gösterinizi, demokrasiye olan bağlılığınızı bugün taçlandırdınız. Allah sizlerden razı olsun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum sevgili kardeşlerim. Muhasır medeniyetler için, güçlü bir Türkiye için, birlik ve beraberlik için, haydi Mersin!